Artvinli TV'den değerli izleyiciler, Artvin'in Nabzı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Akmercan Bölge Müdürü Sayın Akif Gümüşçubuk Bey. Akif Gümüşçubuk, ben 2018 yılında Akmercan Artvin Doğalgaz olarak buradaki doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek için görevlendirildim ve 2018 Ocak ayından beri de Artvin'de bu faaliyetleri yürütüyoruz. 2018 doğalgaz için Artvin'de milat mı şu anda? O zaman mı kazma vurdunuz yani? Tabii 2018 Nisan ayında. Biz 16 Nisan'da ilk kazmayı burada Seyitler bölgesinde, Salkımlı bölgesinde pardon, DSE'nin yanındaki istasyonumuzda ilk çalışmalara başladı. Zaten aslında doğalgaz serüveni Artvin'de 2016 yılında başladı diyebiliriz BOTAŞ tarafında. Ve 2018 10 Kasım tarihinde de Artvin'de ilk doğalgaz ateşini biz gördük. Biz zaten yani BOTAŞ gaz arzını sağladı Ardahan'dan. Artvin'e kadar olan iletim hattını tamamladı. Ana hattı geçildi. Aynen öyle. Evet. Biz eş zamanlı olarak normalde bizim lisansımızda BOTAŞ iletim hattını tamamladıktan sonra biz çalışmalara başlarız. 18 aylık bir süremiz var aslında. Yani 2018 10 Kasım'da BOTAŞ tamamladıktan sonra bir 18 ay üzerine koyduğunuzda 2020'nin Nisan Mayıs'ına kadar bizim resmi olarak süremiz vardı. Ama biz BOTAŞ çalışmalarını tamamlamadan o gün Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük bir icra programı vardı belki, evet, hatırlarsınız. Evet, evet. Orada Artvin'e doğalgaz verilmesi de vardı. Şimdi 2018'de başladınız. Hangi Artvin merkezi konuşmak istiyorum, ondan sonra Şefşat'ı konuşacağım. Artvin'de ilk nereden başladınız? Şu anda Artvin'deki yatırımlarınız, imalatlarınız 2023 itibariyle bitti mi? Şöyle, biz 2018 yılında demin az önce süreci biraz anlatmıştım. Başladık ve Salkımlı bölgesinde DSE Bölge Müdürlüğü'nün yerleşkesine doğalgaz arzını sağladık ve o seneki yatırımımızı tamamlamıştık. Evet. 2019 yılında da biz Çayazı Mahallesi'nde şu anda hani herkesin bildiği yer, OPET'in olduğu noktaya kadar doğalgaz hatlarımız 2019'un Aralık ayında tamamladık ve orada yaklaşık o dönem 1000 haneye Çayazı'nda doğalgaz arzını sağlamıştık. Evet. Bu da tabii oradaki testler, kontrollerle birlikte 2020'nin Ocak 12'sinde. Araya da pandemi girdi. Orada nasıl rahat çalıştınız orada? Pandemide rahat çalıştık yani. Hani keşke girmeseydi. Caddelerde hep sizi gördük. Biz çıkamadık. Uzaktan baktık yani. Ama pandemi o sizin işinize yaradı. Ya şöyle, hem evet bizim evet işimize yaradı ve vatandaş da gerçekten hani en az. Evet, şimdi dediniz ki program öncesi Artvin'de 9000 aboneye ulaştınız. Evet. Şimdi nerelerde yaptınız? Şimdi biz 3. caddede oturuyoruz. Biz de aldık doğalgazı, hı hı, Kültür Sokağı'nda. Yukarılara, mezrelere kadar gidebildiniz mi? Mesela İskebe tarafında yoğun bir konut var. Okullar bölgesi, ayrıca toplu konutlar, devletin lojmanları da var. Oralarda ne gibi çalışmalar? İskebe, yeni mahalleyi değerlendirelim. Şöyle, ben sadece yapmadığımız mahalleyi söyleyeyim, daha kolay olsun. Evet. Yani biz 2018'de başladık 5 yıllık bir sürede. Evet. Az önce de belirttim, biz programın çok çok önünde giderek bir an önce bunlar tamamlansın. Hani Artvin'in çevresine, doğasına, aynı zamanda da vatandaşın ekonomisine bir katkısı olması hasebiyle bir an önce hızlandırmak istedik. Biz şu anda Çayazı Mahallesi'nde, Orta Mahallede, Çarşı Mahallesi'nde, Yeni Mahallede doğalgaz ulaşmayan hiçbir hane yok. Dere Mahallesi'nde burası var mı? Halilpaşa'da. Dere Mahallesi'nde burada bir ya da iki sokağımız var. O da münferit yerler. Yani hiç diyemiyoruz ama toplasanız 10 hane. Şimdi en büyük şikayet özellikle Çamuk Mahallesi muhtarından, hatta kent konseyine de şikayet, evet, konusu oldu. İnsanlar doğalgaz gelecek diye dönüşüm yapmışlar evlerini, ona göre, hı-hı, hazırlamışlar ama onu bir anlatır mısınız? Doğalgaz gitmemiş. Bize de basına diyorlar ki lütfen bunu yapın. Biz, hı-hı, mağdur olduk. Bunun akıbeti ne oldu? Şöyle aslında, hani oradaki mağduriyet göreceli bir kavram. Evet. Şimdi biz 2022 yılında bir projemiz vardı. Yani burada İmalat projesi mi? Evet evet. Biz şöyle yaparız. Bizim çalışma şeklimiz şudur. Her yılın Ocak, Şubat aylarında biz bütçelerimizi şirket olarak belirleriz. Yani Artvin'de, Artvin merkezde, Şavşat'ta, işte bu Hopa, Arhavi, Yusufeli. Şu anda dağıtım lisansımızın kapsadığı alanlar, bu ilçeler bunlar. Buralarda ne kadar yatırım yapacağımızı belirleriz. Bunları da belediyelerle istişare ederiz. Onların bir önceliği varsa, bizim projemize uyuyorsa karşılıklı eşgüdüm halinde bunları hayata geçirmeyi planlarız. Biz 2022'nin başında kabaca söylüyorum rakamları, 7500 metre civarında bir proje öngörmüştük. Buna göre bir bütçemiz vardı.
Daha sonra Artvin Belediye'mizin talepleriyle bu rakam 8500'e keşif artışları şeklinde çıktı. İşte 9000... Zorladınız yani. Şartları çok çok zorladık. Evet. Yani 9000'e çıktı, 10000'e çıktı ve biz 7500 metreyle planladığımız yılı 10500 metreyle kapattık. Yani 2022 yılında biz aslında planladığımızın çok çok %60 üstünde bir imalat yaptık Artvin'de. Evet. Haliyle vatandaşta belki şu algı oluşmuş olabilir. Hani çok hızlı gidiyor doğalgaz. 2-3 yılda bütün Artvin tamamlandı. Çamlık Mahallesi de bir an önce tamamlanacak gibi vatandaş bir algıya kapılmış olabilir. Hani normal şartlarda her yıl yaptığımız yatırım programlarında biz bu sene 2023'te Artvin merkezle alakalı herhangi bir yatırım planlamadık. 2023'te hiç yatırımımız olmayacak mı? Yok. 2024'te? 2024'ü konuşmak için de şu an için erken. Erken. Onu ne zaman planlayacaksınız? Genellikle Eylül-Ekim arasında yok, bütçe belirleniyor ya. Yok, kamuda biraz öyle. Evet. Açıkçası kamuda biraz öyle ama biz Ocak-Şubat gibi bu bütçeleri belirliyoruz. Mart ayında da netleşiyor. Yani önümüzdeki Şubat, 2024 Şubat, Mart ayında bu sorduklarınız biraz daha ete kemiğe bürünmüş olacak. Bugün için söyleyebileceğim tek şey benim 2023'te Artvin merkezde ama yani şu anda Yusufeli'nde, Şavşat'ta yatırımlarımız devam ediyor. O zaman Artvin merkezde herhangi bir yatırımımız olmayacak. Çamlık Mahallesi'ndeki vatandaşlar zaman zaman imza kampanyası yaptılar. Geliyor size, bize de geliyorlar. Evet. Yani 2023'te şimdi Artvin'de kaç tane iş tesisat firması var? Şu anda bizden lisans alan, sertifika alan toplam 17 tane firma var. 17. Aynı evet, zamanda bu, ticaret ve sanayi odasını üyeler. Tabii bunlar adına. Hem ilin istihdamına hem ekonomiye. Ne gibi istihdam sağlıyorlar? Şimdi siz program öncesi konuştuk ya, yani teknik kadro zorunlu dediler. Ama evet, maliyetli bir kadro yani. Ama bunların hepsi doğalgaz arz güvenliği için aslında. Yani evet, sizlerin, bizlerin, hepimizin Artvin'de kalan bütün vatandaşlarımızın gece evinde doğalgaz varken rahat uyuyabilmeleri adına aslında. Yani şu anda sizin evinizde kullandığınız doğalgazla alakalı aklınızda en ufak bir şüphe olmadığını düşünüyorum. Olmaz. Güvenlik açısından. Evet, olmaz. Bunların tamamı çünkü bizim denetimimizden, bizim kontrolümüzden ve teknik personellerin faaliyetleriyle gerçekleşiyor. Yani bir su tesisatı gibi ya da bir elektrik tesisatı gibi bina içerisindeki değil. Sizin değil tabii ki. Hazır patlamaya hazır ya bomba gibi düşünüyoruz. Doğalgazda şöyle deriz yani bu pardonu yok doğalgazın. Evet. Yani olarak Artvin'de kaç personelle çalışıyorsunuz? Ekibiniz çünkü teknik ekibiniz sizin. Evet. Yani şöyle biz şu anda bizim 40 personelimiz var. Akmayacan Artvin doğalgaz bünyesinde istihdam ettiğimiz 40 personelimiz var. Çok büyük bir personel Artvin için. Yani bunun, bir küçük kobi. Öyle. Evet. Hani bu sayı tabii şu anda bugün için olan sayıyı söylüyorum. Evet. Yani bu yılın sonunda bu rakam 50 civarında olacak. Ve biz 2025 sonunda da yaklaşık 100 personele istihdam sağlamış olacağız. Ya personele geliyor yani. Yani bu bizim için de tabiri caizse kanayan yara. Yani biz Artvin'de hani kendi kriterlerimizle personel aradığımız zaman personel bulamıyoruz. Hani personelsiz kalıyoruz. Evet, dışarıdan mı alıyoruz genelde istihdama? Şöyle olabildiğince biz Artvin'den. İşte Artvin bölgesinden, Hopa'dan, Yusufeli'nden, Şavşat'tan, buralardan tercih ediyoruz. Çünkü biz burada 30 yıllık bir dağıtım faaliyeti göstereceğiz. 30 yıl. 30 yıl. 2018'de evet, dediniz ki belli bir süre aynı fiyat, en ucuz doğalgazı Artvinli al. Ama şu anda dolar arttı. Zarar ediyor musunuz yani? Nasıl yapıyorsunuz şu anda? Şöyle yani aslında oradaki sabit fiyat değil. Evet. Türkiye'nin en ucuz doğalgazını Artvin kullanıyor. Bu hala bugün metreküpü içinde geçerli. Metreküpü ne kadar şu anda? Şu anda 4 lira 10 kuruş metreküpü. Artı KDV yani 5 lira civarında yani geliyor. Yani bu doğalgaz yurt dışından geliyor değil mi? Şu anda Azerbaycan üzerinden mi geliyor? Evet. BOTAŞ, evet. Yani oradaki o faaliyet yani ithalat kısmını BOTAŞ yapıyor. BOTAŞ zaten biliyorsunuz bir kamu evet, iktisadi teşekkülü. Yani devlet evet, işin arkasında ithalatı yapan aslında devletimiz. Hı hı. Haliyle şu anda yaklaşık 8-9 aydır doğalgaza hiçbir zam gelmedi. Evet yani, bugün geldiğini de duyduk. %234 o neyin nesi? Müthiş rakam, 3 rakamlı. Ya, tabii böyle hani %234 diye baktığınızda çok farklı bir algı oluşuyor. Evet. Aslında bu şu, doğalgazın maliyetine gelen bir zam değil, ÖTV'ye gelen bir zam. Yani doğalgazın doğalgazda ödemiş olduğu. Ya şimdi ÖTV'yi de anlamıyorum. Özel tüketim vergisini bu zorunlu, zaruri bir ihtiyaç, ısınma, barınma ihtiyacı hı-hı, gibi buna nasıl zam yaparlar? Önümüzde de kışa girmek üzereyiz. Gerçekten vatandaşlar çok zorlanıyor.
Doğalgazı kısacaklar herhalde. Battaniyenin altında ya, oturacaklar. Yani ÖTV'yle alakalı eleştirilse katılıyorum. Evet. Onu bir kenara bıraktıktan sonra ama bu %234 zam dediğimiz şeyi biraz açarsak vatandaşlarımız en azından rahatlarlar. Sizin gibi hani bu şekilde düşünüp kombiye kısmaya gerek duracak bir şey yok aslında. Burada gelen zam daha önce KDV hariç 4 lira 08 kuruş doğalgazın kendisiydi. Evet. 2 kuruş ÖTV vardı, 4 lira 10 kuruştu metreküpü. Şu anda yeni gelen ÖTV zammıyla 4 lira 15 kuruş oldu. Yani 2 liralık ÖTV 7 lira 5 lira oldu. Tek fark bu aslında. Yani pardon, 2 kuruşluk ÖTV 5 kuruş oldu. Bir hane yılda 1000 metreküp doğalgaz kullanıyor ortalama Artvin'de. 0.5 kuruşa çarptığınızda yıllık bütçenize ilave getirisi 50 TL. Yani %234'ün karşılığı ama vatandaşa 50 lira olarak yıl boyu yansıyacak bakın. Toplamda yıl 50 lira. Evet, şimdi bir de seçim öncesi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir hediye mi dedi? Yani 25 metreküp'e kadar ücret alınmayacak dedi. O ne zamana kadar devam ediyor? O sistem nasıl işliyor? Şimdi o şöyle, 24 Nisan'da bununla alakalı Cumhurbaşkanı kararnamemiz çıktı. 24 Nisan'da 31 Mayıs arası, 24 Nisan 31 Mayıs arasında çıkacak ilk fatura devlet tarafından karşılandı. Evet. Yani bu oradaki bir aylık tüketiminiz yaklaşık olarak. Yani şu anda biz Artvin'deki vatandaşlarımız Mayıs ayı içerisinde kesilen hiçbir fatura bedelli gitmedi. Tabi bu sadece konut ve ibadethane cemevleri bunun içerisinde dahil. İşyerler hariç. Evet. Evet. Bunun içerisinde sadece konutlar var. Evet. İbadethane ve cemevleri. 31 Mayıs'a kadar biz kestiğimiz bütün faturaları sıfır bedelli vatandaşa yansıdı. Bunu devlet bakanlık bütçesinden etti. Devlet süspanse tamamını etti. Yani bakanlık bütçesinden süspanse edildi. Bunun devamında da 12 ay boyunca yani 2024 12 ay boyunca 2024 Haziran ayına kadar 31 Mayıs tarihine kadar 25 metreküplük tüketim yine devlet tarafından süspanse ediliyor. İzinler. Olur. Şavşat'ta ne kadar kişiye ulaşıldı? Şavşat biliyorsunuz sakin şehir, Spasov. Evet. Yani çevre kirliliği müthişti daha önce gittiğimizde kışın gerçekten. Şimdi daha temiz Şavşat, daha sakin Şavşat kesinlikle, oldu. Kesinlikle. Nasıl yaptınız? Yani Şavşat'a yakışır bir Şavşat oldu. Evet. Öyle diyelim. Yani burada bu kışın gidip özel çekeceğiz haberini. Biz geçen hafta Nihat Bey'leydik belediye başkanımızla. Evet. Yani onunla da aynı sohbeti yaptık. Şavşat'ın süreci 2020 yılında başladı. Yani Nihat Bey bizlere doğalgaz Şavşat'a da gelsin diye tabiri caizse çok baskı yaptı. Evet, bizi, siyasi baskı da yaptı değil mi? Bu baskı yolumlu alımda konuş söylüyorum. Hani evet. Ya da çok istekliydi diyeyim daha doğrusu. Daha doğru tabir olur. Yani baskı değil de yani. Çok istekliydi. Yani devamlı Şavşat'a da doğalgaz yapalım. Sizin belirttiğiniz gibi orada hava kirliliği, marka şehir ve hava kirliliği ölçümleri sürekli yapılıyor. Ve oranın Sitta Slow kriterleri eşik noktaya gelmişti. Belki Şavşat'tan Sitta Slow markası alınacaktı. Ve Nihat Bey bunlarla alakalı devamlı bize geldi gitti. Biz de o dönem Şavşat'ta evet. Hani en azından bu güzel şehre çünkü ben Artvinli değilim, ben Amasyalıyım. Evet. Biz dışarıdan Artvin'e geldiğimizde Artvin'i ayrı bir cennet diyoruz. Şavşat'a gittiğimizde çok daha farklı bir şey görüyoruz. Evet. En azından hakikaten çok güzel bir kesinlikle. Şehir yani. Evet. Yani. Buraya bir katkımız olsun diye ve Nihat Bey'in de gayretleriyle o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Baştan Aşımanımız İsrafil Bey'in gayret ve yardımlarıyla zamanla oralı olması nedeniyle de daha hepsi oldu. Birleşti. Evet. Burada hani koordine önemli aslında. Yani sadece belki Nihat Bey'in çabası ya da sadece İsrafil Bey'in çabası değil. Hem Nihat Bey'in hem İsrafil Bey'in Şavşat'ın kendi dinamikleri baktığınızda o süreci hızlandırmasına çok faydalı oldu. Evet. Ve biz 2020 yılında Temmuz ayında biz Şavşat'ta başladık. Yaklaşık Artvin'den 2 sene sonra yani. Bitti mi Şavşat'taki imalatlar? %92 seviyesindeyiz. Şu anda orada kaç aboneniz var? Şu anda 3000'e yakın abonemiz Şavşat'ta doğalgaz aktif hemen olarak. Hemen il merkeziyle birlikte hizmete girdi o zaman. Doğalgaz kullanıyorlar. Tabii yani şu anda ben şöyle söyleyeyim. Biz Artvin'de %90 seviyesinde. Yani bu Artvin'den kastım tabii ki imarlı alanlar içerisindeki konutları kastediyorum ben. Ben hani hatta ben devamlı şunu söyleyeyim. Artvin'in en çevreci projesi ne derseniz doğalgazdır. Evet. Bizdir. Yani biz Artvin'in çevresine, doğasına vermiş olduğumuz katkıyı
hiçbir kurum, kuruluş ya da sivil toplum kuruluşu bugüne kadar bu kadar kısa sürede sağlamadı aslında. Şimdi üçüncü etapta hangi ilçemizde doğalgaz çalışmamız var? Onu öğrenmek istiyorum. Şöyle, biz 2023 yılı başında Ocak ayında lisans genişleme çalışmaları yaptık. Yani şu daha önce işte bizim sadece Artvin ve Şavşat lisans alanımız içerisindeydi. Evet. Şu anda bizim Artvin, Şavşat, Hopa, Arhavi ve Yusufeli. Bu toplamda merkez dahil 5 ilçemiz. Kemalpaşa yok mu? Şu an için yok. Şimdi sınır ilçemiz yani. Şu an için yok, öyle evet. Söyleyelim. İnşallah olur. Şu anda bizim lisansımızda ve yükümlülüğümüzde olan alanlar bunlar. Şu an 3 ilçede yatırım yapacaksınız. Akmerican aktif olarak. Olarak yapıyoruz. Yani Artvin merkezde 2023 yılında bir yatırım yapmıyoruz. Evet. Şavşat'ta şu anda ekiplerimiz çalışıyor, devam ediyor. Evet. Bir aylık sürede Şavşat'taki yatırımlarımız da tamamlanacak zaten. Şavşat'ta bir 350-400 hanemiz kalacak. Şimdi o zaman ağırlıklı Yusufeli'yle mi yüklendi? Çünkü evet. Yeni yerleşim yerine insanlar taşındı, barajlar su tuttu. İnsanlar yeni yaşama adapte olmaya yani çalışıyor. Bence burada en... Şimdi Yusufeli'nde Artvin ve Şavşat'tan farklı bir uygulama yapıyoruz. Orada burada işte demin bahsettiğimiz Ardahan'dan Artvin'e kadar gelen iletim hattından boru gazıyla doğal gaz arzı sağlıyoruz. Yusufeli'ne mi götürdünüz? Yusufeli'nde taşıma sistem dediğimiz CNG. Yani orada bir boru, BOTAŞ'ın iletim hattı yok. Devamlı borularla gelen bir doğal gaz yok. Tankerler gibi, tankerlerle mi götüreceksin? Aynen öyle. Bu maliyetli olmaz mı yani? Yani boru gazına göre evet maliyetli. Çünkü biz yani bu, tanker, yani petrolcülük yaptığımız için tankerle... Ama bu maliyetli. Evet. Yani boru gazına kıyasla biraz daha maliyetli. Yani şu anda Erzurum'dan işte 25 Mayıs'ta onun ihalesi vardı. Onun ihalesini tamamladık. 25 Mayıs'ta Erzurum'dan Yusufeli'ne... Evet. Doğalgaz sevkiyatını yapacak firmayı biz belirledik. Bunlar tamamen EPDK denetiminde olan. O da ayrı bir sektör oldu o zaman. Bir tabii. İş kapısı açıldı yani. Tabii yani şu anda Yusufeli'nde şu anda ihaleyi alan firma istihdamlar yapacak. Şoför alacak mesela. Tır şoförleri. Evet. Oradan akaryakıt alacak. Evet. Oradan yemek yiyecek gibi. Yusufeli'de taşıma sistemle doğalgaz yapıyor olacak. Ve şu anda biz orada geçen ay itibariyle o boşaltım istasyonunun inşaatına başladık. Bir aksilik olmazsa Ağustos'un sonu itibariyle, yani önümüzdeki ay sonu itibariyle, bir ay sonra biz Yusufeli'nin yeniden yerleşim yerinin tamamına. Şimdi o dört etap var ve birbirinden çok uzak. Gerçekten esnaflarla konuşurken biz bir Yusufeli verdik, dört köy verdiler. Doğru. Bize. Doğru. Ben de ulaşım yaparken gerçekten arabanız olmazsa gidemezsiniz. Evet. Öyle. Yoğun bir kümelenme var. Yaklaşık 45 kilometre hat orada imalatı tamamlandı. Ve o bahsettiğiniz etapların tamamında şu anda yeni yerleşim yerindeki her binanın ve kamu kurumunun girişinde doğalgaz hatları hazır. Yani sarı kutular hazır. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Şu anda bir aksilik olmazsa da Ağustos sonu, Eylül'ün ilk haftası en geç diyoruz. Evet. Yusufeli'ndeki bir vatandaşımızın evinde burada çay ağzında içtiğimiz gibi kahvemizi içeceğiz inşallah. İnşallah bize takip edersiniz. İnşallah. Yani inşallah. Kaç kişi abone var onu soracağım. Çünkü Yusufeli sürekli yeni yerleşim yerinde sürekli kazılınıyor. Yani altyapısı da yapılmıştı evet. Ama sonradan yaptınız herhalde doğalgazı. Yok yok, altyapıdan önce yapıldı. Altyapıdan yani önce. Yani 2 yıllık bir süreç orada tamamlandı. O zaman evlere doğalgaz tertibatı yapılırken yeniden kırma dökme işlemleri olacak. Kırma dökme işlemi çok olmayacak. Sadece geçen seneyi katı yakıtla geçirdi Yusufeli. Evet. Bu sene doğalgaza dönüş olduğu için sadece sıhhi tesisattaki düzenleme oldu. Kazanları söküp atacaklar tekrar. Ya, kazanlar evet biraz atılmış olacak. Ha, belki yani vatandaşlarımızın işte şu anda 3000 hane Yusufeli'nde toplam kamu kurumlarıyla birlikte 3000 bağımsız bölüme doğalgaz arzı hazır. Abonelik faaliyetlerimizi de şu anda başlatmadık Yusufeli'nde. Şu anda bahsettiğimiz boşaltım istasyonlarında bir de bizim müşteri hizmetleri ofisi olarak kullanacağımız yerin de inşasına devam ediyoruz. Ya da ekipman, eve eleman alacaksınız tabii değil mi? Tabii şu anda onunla biraz da zaman geçiriyoruz. Yusufeli'nde de yaklaşık 10'a yakın bir istihdamımız olacak. Neyse. Ama hani dediğiniz gibi belki 1-2 sene geçtiğinde her şey tam anlamıyla oturdu. Çünkü aynen öyle yani yeni bir şehir yapıldı orada. Yeni bir hayat oluştu orada. Ve oralar her anlamda yeşerdiğinde, canlandığında belki Artvin'in en güzel ilçesi olacak. Yani oradaki baraj manzarasıyla. Tasavvuf etmeye çalışıyorum da orman bölgede çok ciddi çalışmalar var. Kesinlikle her yere ağaçlandırıldı aslında. Deseyi aynı şekilde. Her kurum yoğun bir çalışmaları var ama çok dik yokuşları da var. Yani coğrafyanın zorluğu. Coğrafyanın valla ayakta durmakta zorlanması kesinlikle. Insanlar. Yani buradan Yusufeli'li vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz çok evet. Net bir şekilde.
Ağustos sonu, Eylül başı itibariyle Yusuf elinde doğalgaz hazır olmuş olacak. O zaman vatandaşlarımız bu kış doğalgaz Yusuf elinde gönül rahatlığıyla kullanabilecekler. Ve Akfil Merkezi Şavşat'ı Yusuf elinde konuştuk ama şimdi dört gözle doğalgaz bekleyen Arhavi Hopa ile ilgili bir... Onu oraya iletim hattı nereden geliyor? Nerede? O Hopa ile Arhavi ile alakalı da iletim hattı çalışmaları devam ediyor şu anda. Ardeşen'den 52 kilometrelik bir güzergah var. Evet. Hatta bugün yanlış hatırlamıyorsam Hopa'da BOTAŞ tarafından bir toplantı da yapıldı. Buradaki kamulaştırma süreçleriyle alakalı. O çalışma başladı, devam ediyor. Şu anda öngördüğümüz takvim Hopa ve Arhavi için bir aksilik olmazsa 2024'ün son çeyreğinde, yani 2024'ün Ekim-Kasım döneminde BOTAŞ oradaki çalışmalarını tamamıyla bitirip doğalgaz arzına hazır hale getirmiş olacak. Bizde bir aksilik olmazsa 2024 yılı içerisinde Hopa ve Arhavi'de çalışmalara başlamış olacağız. Ama buradaki önemli nokta iletim hattının tamamlanma süresi. Evet. Yani buradaki eğer BOTAŞ'ın çalışmaları 2025 yılına devredecek olursa biz de 2025'ten sonra, çünkü hani iletim hattında gaz yokken bizim orada bir faaliyet göstermemiz vatandaş diyor. Ama bu da sağlanmıyorsa Yusuf elinde olduğu gibi taşıma sisteminde doğalgaz kullanılıyor. Şimdi Kemal Paşa'nın da göç alan bir ilçemiz. Evet. Yeni ilçe oldu. Artvin herhalde tek göç alan yeri. Evet ve yani biz bunları göç veren bir Artvin'de göç alan ilçe ve büyük nüfus hareketliliği ve ticari hareketlilik var. Onlar da inşallah yakın zamanda, çünkü 2024'te öyle bir planımız yok dediniz. Üzüldüm aslında. Şöyle aslında şimdi orada şunu da belirtmek isteyelim. Hani buradaki Kemalpaşa Belediyemiz, Borçka Belediyesi, Ardanuç Belediyemiz. Bunların Burgul, hepsi... Burgul da var. Evet evet. Bütün belediyelerimiz bizlere talep ettiler. Ettiler. Meclis evet. Kararlarını aldılar. Oradaki mesele aslında az önce bahsettiğim iletim hattının olmaması. Yani biz ilk önce iletim hattı olan... Ama o güzergahta çok rahat geçer. İşte, Hopa'dan sonra Kemalpaşa'ya bir şey yok ki yani. İşte, Hopa'dan sonrası meselesi. Yani ilk önce Hopa'da başladığımızda evet ilk gündemimiz Kemalpaşa olacak. Şimdi ilk Hopa'dan mı başlayacaksınız? Hopa ve Arhavi aynı anda olacak. Anladım. Çünkü iletim hattı Arhavi'nin hemen arkası içinden geçiyor şehrin ya içinden. Ya şimdi de turizm açısından çok önemli ilçeler kıyı kesiminde. Kesinlikle. Yani onların da yapılması lazım. Kemalpaşa özelinde sadece şu, hani biz Hopa'ya Arhavi'ye daha başlamadan Kemalpaşa'yı konuşmak biraz şey oluyor. Onu da şey yapalım. Hopa Arhavi programı alalım. Basın olarak biz de özellikle lobi ve şey kamuoyu yaratıyoruz. Yok sağ olsun, başkanımız da o konuda devam. Evet yani hak ediyorlar insanlar. Çünkü bedenen çok çalışıyorlar. Çay şeyi, bütün bahçeler çay ekimi yapılmış. Yani ben öyle bir röportaj yaptım ki kadın üretici. Ayakta zor duruluyor ya. O şeylerle doğru, özel halatlarla çekip çaya kan ter içinde... Ne zorluklarla insanlar üretim yapıp geçimini kesinlikle sağlıyorlar. Onlar da konforun en iyisini hak ediyorlar. Kesinlikle. Bunu burada şöyle yani, şöyle de bir parantez açayım ben yine. Bununla alakalı bakanlığımızın zaten bir programı var. Yani şu anda 2026 yılına kadar Türkiye'de doğalgaz ulaşma ilçe kalmayacak zaten. İlçe. Yani bunu bir müjde olarak verebiliriz zaten. Milat diyelim 2026. Evet 2026. Değerli izleyicilerimiz bir yeri sizde not edin. Ben not ettim. Unutmayın diyorsunuz. 2026 yılına kadar bütün Artvin ilçeleri doğalgaz... Türkiye'nin tamamı için söylüyoruz bunu. Bakanlığın programı bu. Burada yani müjde olarak artık nasıl bunu söyleriz bilmiyorum ama ya, 2026 yılına kadar Artvin'de doğalgaz gelmeyen ilçe kalmamış olacak inşallah. Evet. 2026'da artık biz 9 tane ilçeyi konuşmuş olacağız sizle. Harika. İnşallah bir an önce onlar da o şey... Oraya da çok bir şey kalmadı. Baktığınızda 2,5 yıllık bir süreç var yani evet, bahsettiğimiz. Şimdi hava bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.